Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler ders 110'dan başlayarak 111, 112, 113, 122'ye kadar devam edeceğiz. Evet birinci sorumuz aşağıdaki fotoğraflarda verilen ekonomik faaliyetlerin bilgilerinin isimlerini altlarına yazınız diye söylemiş. Resimlere baktığımızda traktörle tarla sürme yani burada çiftçilik mesleği Ekonomik faaliyet alanı. Burada da balıkları görüyorsunuz. Balıkçılık yazabilirsiniz. Hayvanlar olduğu için bu resmin altına hayvancılık yazılabilir. Buraya madencilik yazılabilir. Evet burada bir turist görüyorsunuz. E, turizm yazılabilir veya rehber yazılabilir. Burada da ormanda kesilen keresler olduğu için ormancılık yazabilirsiniz veya kerestecilik yazabilirsiniz. Burada sanayi kolu var görüyorsunuz. Sanayi yazabilirsiniz. Burada da taşıma olduğu için bunlar bakın denize yakın bölgelerde özellikle taşıma veya lojistik yazabilirsiniz. Burada da laborant diye veya laboratuvar, mikrokimya buna benzer isimler ekleyebilirsiniz. Evet 111. sayfada yukarıdaki bilgilerden hareketle ülkemizdeki tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının sebepleri nelerdir düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşın diye söylüyor. Bakın burada Karadeniz bölgesindeki ve bakın Konya Ovası'ndaki tarımdan Görüyorsunuz Karadeniz bölgesinin çayından, Çukurova'daki pamuktan yani bölgelerdeki çeşitli ekonomik gelirisi olan şeylerden bahsetmiş. Bizler ne yazabiliriz? Ülkemize tarım ürünü çeşitliliği, coğrafi yapımızın evet Karadeniz mesela yüksek dağlık bölgeler Konya, Ova mesela ve iklim şartlarının çok sıcak, çok soğuk, ılıman olmasına göre ile ilişkilidir. Farklı bölgelerde farklı iklim koşulları ve toprak tiplerinin bulunması çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirmesini sağlar. Ayrıca nüfusun yoğun olduğu bölgelerde farklı tüketim alışkanlıkları ve talepleri çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmektedir diyebilirsiniz özellikle büyük şehirler için. Devam ediyorum. Burada Konya'da tarım yatırımı yapmak ee, için nedenler diye söylemiş. Ee, bu bilgileri sevgilerine bu kursunu uzun uzun okumayalım. Burada e, farklı olarak hayvancılıktan bahsediyor. Yukarıdaki bölüm geniş ovasından dolayı yapılan e, tarım üretimlerinden, arpa, buğday, şeker, pancarı gibi e, ürünlerin yetişmesinden. Tarım alanı çok geniş olduğu için tarım alet ve makine sektörünün öncüsü olduğundan bahsediyor. Tabii kalabalık bir nüfus olduğu için de üreticiler firmalar içinde de e, cazip bir halde olduğundan bahsediyor. Buna göre sorular var. Birinci sorumuz Konya'da ekonomik faaliyetler hangi alanda yoğunluk göstermektedir? Eğer yukarı okursanız sevgili Konya'da ekonomik faaliyetlerin yoğunluğunun tarım ve tarıma dayalı sektörler olarak ne yapılmakta görülmekte. Bu sektörler arasında tarım üretimi, bakın hayvancılık da tarımın bir parçası olduğu için hayvancılık, tarım makine ve ekipmanları üretimi, tohumluk üretimi gibi alanlar ön plana çıkmaktadır. 2. Konya'da ekonomi faaliyetlerinin yoğun olmasına ortam hazırlayan unsurlar nelerdir diye soruyor. Arazinin geniş olması en büyük şey bu saygılarını ve verimli topraklar ön plana çıkar. İklim ve coğrafi şartların tarıma elverişli olması ayrıca modern tarım teknolojisinin yaygın olarak kullanılması ve gelişmiş ulaşım altyapısı hızlı trenlerden trenlerden bahsedeyim demir yollarından bulunması da ekonomi faaliyetlerinin canlılığını destekler. 3- bir yatırımcı olsanız Konya'da hangi alanda fabrika açardınız? Neden diye sormuş. Konya'da bir mesela örnek veriyorum. Salça fabrikası açardım. Çünkü Konya özellikle domates gibi salça maddesi olan ürünlerin yetiştirilmesinde ve tedarikinde önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca Konya'nın tarımsal üretim potansiyeli ve lojistik avantajları salça üretiminin maliyetlerini düşürürken kaliteli ürünlerin piyasaya sunulmasını sağlayabilir. Mesela yoğurt fabrikası bunu örnek verebilirsiniz. Ee, buna benzer yani yetişebilecek tarım ürünlerinin isimlerini yazıp bunu çoğaltabilirsiniz. Örneğin yoğurt fabrikası açmak da mantıklı olabilir. Çünkü Konya süt ürünleri endüstrisinde önemli bir oyuncudur ve yoğurt üretim için gerekli olan süt kaynaklarına da sahiptir. Hayvancılık çünkü çok yaygın değil mi? Ayrıca Konya'nın stratejik konumu ve ulaşım altyapısı yoğurt ürünlerin dağıtımını kolaylaştırarak pazarlama imkanını ne yapacaktır? Artıracaktır sevgili öğrenciler. 114'te Yaşadığınız çevrede hizmet sektörünün hangi dalları gelişmiştir? Çevrenizin hangi özellikleri bu durum üzerine etkili olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın diye söylemiş. Ee, çok fazla il olduğu için 3 tane bölge bölge örnek yazdım. Örneğin Akdeniz bölgesine yakınsanız yani denize yakın olan illerdeyseniz turizm hemen yazabilirsiniz ön plandadır diye. Bölgenin sahibi olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve iklim turizm faaliyetlerini destekler. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgisiyle. Akdeniz kıyılarındaki oteller, restoranlar ve turistik tesisler hizmet sektörünün canlılığını sağlar. Burada deniz, denize yakın veya e, turistlerin e, yoğun olduğu illerde yaşayanlar bu örneği yazabilir. Marmara bölgesinde eğer e, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, e, Kocaeli, Gebze yani bu bölgelere yakınsanız veya e, sanayinin olduğu e, bölgedeyseniz finansal hizmetler yani paradan bahsediyor ve teknoloji sektörü oldukça gelişmiştir. Bunlar zaten büyük şeyler oluyor genellikle bölgenin ekonomik merkezi olması, yoğun nüfus ve yüksek gelir seviyeleri bu sektörlerin gelişimine katkı sağlar. Özellikle İstanbul'un dünya finans merkezi arasında yer alması ve teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemi bu dağların gelişmesini destekler yazabilirsiniz. Karadeniz bölgesinde o illerde yaşıyorsanız özellikle tarım ve turizm sektörleri gelişmiş diyebilirsiniz. Bunun yanında zaten e, sevgili turizm zaten e, baştaki gelirleri yani tarımı da kendi bölgenize hangisi ise ona uygun olarak e, çeşitlendirirsiniz ne varsa bölgenin dağlık yapısı ve bol yağışlı iklimi tarımsal üretim için elverişli bir ortam sağlar. Özellikle çay, fındık, mısır gibi bakın bunların hangisi e, şehrinize uygunsa yetiştirilmesi bölge ekonomisine katkı sağlar dersiniz. Aynı zamanda Karadeniz'in muhteşem doğal güzellikleri, yaylaları, yayla turizmi ve doğa turizmi açısından da zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle tarım ve turizm Bakın bunların hepsini tarım işine yazıyoruz. Karadeniz bölgesinde hizmet sektörünün önemli dallarını oluşturur diyebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. Evet 115'te burada artık her il için ayrı ayrı olduğu için e, bunu e, kendimiz yapmak zorunda kalacağız. Yaşadığınız şehirde yaygın olarak yapılan ekonomi faaliyetleri şehrinizin coğrafi özellikleriyle ilişkilendirerek boş bırakılan alana yazınız diye söylemiş. Bakın İstanbul'a finans, ticaret, turizm yazabilirsiniz. Ankara'ya kamu, savunma, İzmir'e deniz ticareti, tarım. Bursa'ya otomotiv tekstil, Antalya'ya turizm tarım, Konya'ya tarım sanayi, Adana'ya tarım lojistik, Antep'e gıda sanayi, Kayseri'ye mobilya tekstil, Eskişehir'e savunma sanayi, üniversite dersiniz. Diyarbakır'a tarım inşaat, Urfa'ya tarım hayvancılık, Balıkesir'e tarım turizm, Samsun'a liman tarım, Denizli'ye tekstil ve tarım, Hatay'a tarım gıda, Kocaeli'ye otomotiv kimya, Kütahya'ya Çinli seramik porselen örnek olarak iller yazmaya çalıştım. Buralardaysanız bunları yazabilir veya kendinizi yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Buradaki etkinliklerde de mecburen arkadaşlarınızla yapıp işaretleyeceksiniz. Hangisi hangi alanda diye. ve herkese bunu yazmak mümkün değil. Kendi şehrinizle ilgili bilgileri de lütfen doldurmaya gayret edelim sevgili öğrencilerim. Evet 115'in sayfada bırakalım. Sonraki sayfalarda hemen bir sonraki dersimizde hazırlayacağım. İstediğin sayfalar varsa yorumlarda buluşalım. Yorumları yazmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.